Herkese merhabalar. Transfer dönemi devam ederken Galatasaray'ın sağ beki artık bu kez belli oldu. Galatasaray Kopenhag'dan Yerelti transfer ediyor. Burada artık Kopenhag transferi açıkladı. Biz de rahat rahat yapıyoruz. Duya'daki gibi olmayacak. Bunun mutluluğundayız. Furkan Buğra yolcuyla birlikteyiz. Abi öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani biz Duya yayını yaptık ki yani İbrahim Hatipoğlu da açıkladı aslında. Kulüple anlaşılmıştı artık. Oyuncunun Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Oradan döneceğini hiç düşünmüyordum ama olmadı. Ama Yerelti artık oldu. Çok sağ olasın sen. Tekrar kırmadın geldin. Ben teşekkür ederim. Evet, Duay olayında biz de bir çırak çıktık gibi oldu aslında. Ama zaten yayında da konuşmuştuk. Böyle oyuncular Türkiye'yi hep bir 3-4. plana koyuyor diye. Duay bunu 5'e koymuş belli ki. Sanırım Strasbourg'la da anlaşma Aynen. yapmak üzere diye bir haberler okumuştum. Yani Yelert baştan beri Galatasaray'ı isteyen, hep Galatasaray istediği konuşulan bir isimdi. Bence oyuncunun bu isteğinin de olumlu şekilde sonuçlanması da bir artı olacaktır. Yani oyuncuların profilleri farklı, eksi artısı vardır ama Yelert'in gerçekten Galatasaray'a gelmek istemesi bile bence bu transferde bir adım onu öne koyuyor diye düşünüyorum ben. Yani burada ben de aynı fikirdeyim abi. Yani Galatasaray isteyenin gelmesi daha iyi buraya. Duya'ya da söyleyecek çok bir şey yok yani. Bu kadar buraya gelmeme isteğine de saygı duyuyorum artık. Bir şey diyemiyorum. Şimdi buradan da şöyle giriş yapmak istiyorum abi. Şimdi Duya yayını yaparken sen çok net şekilde şey demiştin. Profil olarak Galatasaray'ın tam aradığı profil demiştin. Evet, şimdi o işim olmadı. Yerelt oluyor. Sen Yerelt'i Galatasaray'ın aradığı profil olarak görüyor musun? İkisini kıyasladığında neler söylersin? Yani Yerert aslında Galatasaray'ın tam aradığı profil desem yanlış olur. Yani çünkü henüz hala gelişmekte olan bir isim. Ya yani Doué'nin profil olarak, potansiyel olarak Galatasaray'ın istediği oyuncu olduğunu düşünüyordum. Yerert kesinlikle bir oyuncu diyemiyorum ama Yerert'in de işte atletik tarafı olsun, çok yönlü bir oyuncu olması, hem sol bek hem sağ bek, gerektiğinde üçlünün sağ sol beklerini, hani sağda 90'la oynuyorsa solda da 85'le oynuyor. Öyle arada bir uçurum da yok. Çok dengeli bir bek oyuncusu olarak gördüm ben Yelert'i. Yani Okan Buruk Yelert'i işleyerek bence belli bir noktaya getirecektir ve Galatasaray'ın hani mükemmel bir katkı yapmasa dahi istediği çizgiye geleceğini düşünüyorum ben Yelert'in de. Çünkü henüz 21 yaşında ve 97 tane Danimarka Süper Ligi maçı var. 21 tane Avrupa maçı var ki bunların 11-12 tanesi direkt Şampiyonlar Ligi maçları. Hani çok ciddi bir tecrübeyle geliyor. Üstüne Kopenhag gibi sürekli bek üreten, bek satan ya da Avrupa'ya böyle oyuncuları ihraç eden bir kulüpten geliyor. Sistemsel ve gerçekten doğru işleyen bir kulüpten geliyor. Galatasaray da burada bu oyuncunun uyup adaptasyonunu sağlayıp üstüne birkaç eklemeyle beraber Yerlert'i de yine aynı şekilde Doğu gibi Avrupa'ya satma potansiyelinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Abi peki burada sana şeyi sorayım. Biz o gün konuşurken yine Yerelt'le ilgili konu açıldığında hücum tarafından bahsetmiştik. Yani bağlasan durmaz demiştik. Sen işin savunma kısmını nasıl değerlendiriyorsun? Hücuma tabii ki de gireceğim ayrıca ama ilk önce biraz daha soru işaretleriyle gideyim diyorum. Çünkü ya ben de açıkçası Rüya'yı daha çok istiyordum. Hatta şey yani şunu da söyleyebiliriz yani. Okan Hoca'nın da belli ki ilk tercihi Rüya'ydı. Çünkü Yerelt'i de Galatasaray istese daha önce alabilirdi. İlk tercih Due olduğu için biraz daha Due önce zorlandı. Sen burada Yelalt'in savunma kısmını nasıl görüyorsun? Çünkü ana soru işareti biraz oradan kaynaklanıyor. Yani aslında set savunmasında çok bir sıkıntısını görmedim. Hani takım halinde savunurken ama hani sıkıntı şu olabilir. Fizik kalitesi, fiziksel açıdan iyi bir oyuncu. Atlet, driblingçi, çok hareketli bir oyuncu. Hani bağlasan durmayacak bir oyuncu ama sadece işte ikili temasa girdiğinde, yani fiziğini kullanarak rakibini bozması gerektiğinde, top alması gerektiğinde sıkıntı yaşıyor. Yani fiziğini kullanarak rakibini ekarte edemiyor. Ha, bunu nasıl ediyor? Atletizmiyle, oyun bilgisiyle, topun nereye gideceğini daha öncesinden sezmesiyle kapatıyor. Ha, gelişmesi gereken diyor savunmada fiziğini kullanmayı öğrenmeli ya da fizik kuvvetini arttırmalı ki çünkü ikili mücadelelerde biraz daha ayakta kalması gerekiyor. Ha, bu sıkıntıyı genelde işte demiştim zaten çabukluğuyla kapatıyor ama ha, Türkiye Ligi'nde bunu kapatabilirsiniz işte Avrupa'da United olsun, City olsun, Barcelona gibi takımlara karşı ufak bir şey eksikliğinizi gördüğünüz zaten takımlar oradan hücuma kalkmaya başlıyor ve sizi zorda bırakabilir. Yani temaslı oyunda birebir kalitesini bence yükseltmeli. Burada bana karşı çıkan olabilir. Hani sayılarda işte maç başına şu kadar yapmış, %70 kazanmış. Bunlar tabii ki değerli ama bir de hani gördüğüm var. Fiziksel temas şarj oyununda kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben yine bir diğer sıkıntısı
bana göre çok büyük bir sıkıntı değil ama çok tempolu bir oyuncu, hareketli bir oyuncu ve topla rakip arasına şu en doğru anda girerek topu kazanmayı bilen bir oyuncu. Yani oyun bilgisi gerçekten iyi savunmada. Topu kazandığında hemen ivmelenmek isteyen bir oyuncu. İvmelendiğinde de çok basit top kayıplar yapabiliyor. Yani karar sıkıntısı var topla beraber. Topu örnek hatta bir şeye koyarız videoya görüntüsünü, şeyi, fotoğrafını. City maçında topla rakip arasına çok iyi gidiyor. Topu alıyor, hareketleniyor hemen ama çok basit bir tercih hatasıyla topu kaybediyor ve alanı boş kalıyor. Oraya City çok rahat bir şekilde gelebiliyor. Hani böyle sıkıntıları var. Tercih ve karar mekanizmasını biraz geliştirmesi gerekiyor bence. Diğer yönleriyle zaten olabilecek durumlar. Bir de bana göre büyük bir sıkıntı savunmada hava topları. Havadan çok iyi bir oyuncu değil. Hem cepheden gelen havadan topları hem de işte ters kanattan açılan ortalarda arka direkte rakibine vurdurabiliyor ki Galatasaray'ın Danimarka'daki maçta Tete'nin pozisyonu vardı. Tersten açan ortaya Tete arka direkte vurmuştu. Son anda ayağını koyup kesmişti. Hani çok rahat vurdurabiliyor. Bu da sıkıntı olabilir. Ha bunu da artık Okan Hoca'nın oraya bir adam sokarak ya da başka bir eşleşme yaparak kapatması gerekecek diye düşünüyorum ben. Yani genel sıkıntısı tercih ve karar mekanizması. Hava topları ve işte o zaman zaman savunmada hani odağı top oluyor oyuncunun. Sürekli gözü topta yani. Savunurken de topu arıyor. Topta sürekli. O ara arkasında biri koşu attığında adamı görmüyor ama gerçekten çabuk bir oyuncu. Çok çabuk reaksiyon vererek önüne geçiyor. Tabii bu Türkiye'de sıkıntı olmaz ama işte Avrupa'da bunlar sıkıntı olabiliyor. Yani bu tarz sıkıntıları var ama hepsi çözülmeyecek sıkıntılar. Bence çözülmeyecek sıkıntılar değil. Çünkü oyuncunun artıları da bunları kapatacak düzeyde artıları da var. Onları zaten konuşuruz birazdan. Abi peki tam da hatta burada girebiliriz istersen. Yani bunları kapatabilecek artıları var. Ya bu adamın Danimarka'dan 2-3 tane ben isimle de konuştum. Onlar hep hücumunu övüyorlar. İki bekte de oynayabilmesini işte çok iyi bir hücumcu olmasından bahsediyorlar. Hızından, süretinden sen de bahsettin zaten. Burada biraz daha açman için ben sana pas atayım yani. Yereltin artılarını sen nasıl görüyorsun? Galatasaray'a ne gibi artılar katacak sence? Ya bir kere Galatasaray'ın bence atletizm seviyesini bir iki basamak yukarı çıkaracak. Gerçekten çok hareketli ve o hani sahada oynarken sağ koridoru, soldayken sol koridoru yani sürekli kullanıyor. Yani zaman zaman tabii bu şey 60 dakika inanılmaz gidiyor geliyor ama 72. dakikada falan biraz böyle bir tutukluk başlıyor çünkü enerjisini şey son anına kadar kullanıyor hiç. Ya bazen bence biraz durdurması gerekiyor kendisini. Sürekli koşarken 70'ten sonra biraz yorulma başlıyor. Bunlar sıkıntı oluyor ama çok enerjik, driblingçi bir oyuncu. Yine ben şunu gördüm. Yani sağda oynarken bir de Şampiyonlar Ligi maçının solda oynarken de iki taraflı oynarken aslında topla beraber hareketlerinde sürekli merkez koridora topla hareketleniyor. Orada bir opsiyon arıyor. Oyunu terse çeviriyor. Hani bir nevi Ferdi Kadıoğlu'nu gördüm diyebilirim solda. Ve benim düşüncem Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman onu biz solda görebiliriz. Çünkü sol tarafta oynadığı her maçta beni çok mest etti. Yani öyle söyleyeyim. Soldayken çok iyi oynuyor. Onu gördüm. Yani toplu oyunda bence sırıtmayacak bir oyuncu. Topla ilişkisi iyi. Sadece işte bu tercih sıkıntısı var. Ama topla ivmelendiğinde çok doğru noktalara gidebiliyor. Yine en büyük artısı bence oyunu gerçekten çok iyi biliyor. Yani topun nereye gideceğini, rakibin nasıl geleceğini, hangi yönde ivmeleneceğini, hangi ayağını atacağını bunları çok iyi öğrenmiş. Altyapıdan gelen bir şey muhtemelen bu. Yani rakibinin bir sonraki hamlesini çok iyi hissederek hızını ona göre kullanıyor ve kendini ona göre hazırlıyor. Bu çok değerli bir durum çünkü fiziksel olarak çok sert bir oyuncu değil ya da caydırıcı bir oyuncu olmadığı için bu hızıyla, oyun aklıyla bunu kapatabiliyor. Bu çok değerli. Diğer taraftan şu eksi var hücumda da. Yani yine Galatasaray zaten beklerinin kronik sorunu orta problemi. Ben Yelert'te de ortaları çok iyi bulmadım. Zaten çok aman aman orta deneyen bir isim değil. Yani güzel ortalar var. Yaya girmeden çaprazdan kesti ortaları iyi ama genelde yine çizgiye inip yerden ezbere paslar gönderiyor ya da orta açarken hiç bakmadan direkt içeri kesiyor. Hani bir şekilde birine gider ortaları var. Bunları geliştirmesi ya da kararını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü bunlar hücumda hep ona eksi yapıyor. Çok enerjik geliyor. Son harekette sıkıntı yaşayınca işte karar tercihinde sıkıntı yaşayınca bütün artılar yok olabiliyor. Bu yüzden bunu eksi yazabiliriz. Yine notlarıma bakıyorum ama başka ne yazmışım diye söyleyeceğim. Şu var. Çok özgüvenli bir oyuncu. Kendine çok güveniyor ve oyun içi isteği çok yüksek. Sürekli oyuna konsantre. Tabii bu özgüven sıkıntı yaratıyor ki bizim maçta yaratmış zaten. İç saha maçında, Galatasaray maçında. Yani 72-73'te falan sanırım çok gereksiz bir hamleyle rakibi indirdi. Avantaj sonrası ikinci sıradan atılmıştı. Bunları törpülemesi lazım. Benim çok
ciddi artı görmesem de hoşuma giden bir yönü de rakibe kayarak müdahaleyi çok seviyor. Yani arkadan gelip rakibi kesmeyi istiyor. Bu da çok değerli. Duran Hani aklıma geldi. bazen başarılı, bazen başarısız ama yani özellikle iç saha maçlarında o rakibe yaptığı kayma hamlesini eğer başarılı olursa tribünleri bir anda 3 basamak yukarı çıkarabilir. Hani atmosferi değiştirecek bir hareket olabilir. Bu benim çok dikkatimi çekti. Galatasaray taraftarı hani o kaymalar sonrası özellikle bir Şampiyonlar Ligi maçında falan yani tribünün desibeli 2-3 basamak yukarı çıkabilir. Bunu artı olarak gördüm ben. Yani genel manada uzatmadan toparlarsam atletik bir oyuncu, çok hareketli ve her iki bekte de bence hani çok sırıtmadan aynı katkı verebilecek bir oyuncu. Benim düşüncem Avrupa'da solda daha yoğunca yönünde. Yani Galatasaray'ın çoğu işini görebilecek bir isim bence Elias Yelert. Ya kaymalar konusunda direkt Arda Turan aklıma geldi. Onun kendine has bir kayıp top çalma şeyi vardı ya. Direkt o geldi kayma. Makasla kesiyor, evet. Aynen. Şimdi burada hani aslında sen biraz eksilere de değindin ama ben şeyi sorayım sana şimdi. Galatasaray'da şüphesiz bir bek hücumcu şu anda. Sol bek özelinde delik köyünden bahsediyorum. Yerat de hücumuyla biraz daha belki de daha ön planlı olan bir oyuncu olarak geliyor. Eksilerini sen peki burada nasıl buluyorsun Yeraltin? Ne gibi defoları var sence burada Galatasaray'ın kapatması gereken, işte demin bahsettiğin geliştirmesi gereken noktalarında neler var? Mesela hemen bir yine görüntü koyalım buraya biz. İstersen oradan anlatayım ben. Galatasaray'ın ilk iç saha maçı Rams Park'taki maçta dakikalar yani ilk dakikalar ilk 15-20 dakika içinde Aynen. işte top sol koridor solda oynanıyor. Yeler sağda hemen zaten vücudu hazırlamış koşacak top kendi takımında. Sonra basit bir top kaybı yapılıyor ve işte Vavro ile arasında çok büyük bir boşluk var. Icardi oraya hemen Kerem'e bir şut pası veriyor. Kerem karşı karşıya kalıp direğe vuruyor. Mesela burada hani biraz daha bence stoperiyle göz göze gelmeli. Aradaki mesafeyi düşünmeli. Hani savunmada zaman zaman şey uyudu ve hani alanı bıraktığı anlar var. Bunları çözmesi lazım. Çünkü bunlar hani hep diyorum bizim ligimizde çok büyük sıkıntı yaşatmaz. 2-3 takım dışında ama Şampiyonlar Ligi'nde hani oyun anlık değişebiliyor ve takımlar bu hatayı gördüğünde sizi oradan bitirebiliyor. Bunu çözmesi gerekiyor bence. Yani sürekli öne gitme isteği ona sıkıntı yaratabilir. Bunu çözmeli. İşte ters toplar, havadan toplarda biraz sıkıntısı olabilir. Ama genel manada işte hani fiziksel temasa söylüyoruz. Temastan kaçmıyor ama yeterli değil. Genelde çabukluğuyla bunu kapatıyor. İşte burada biraz daha bir hani hızını kaybetmeden kuvvet ya da dayanıklılık çalışması gerekiyor. Bunu zaten Okan Hoca görmüştür. Kısa bir zaman içinde bununla ilgili özel çalışma da yapacak diye düşünüyorum ben. Yani aman aman kapatılmayacak bir savunma eksiği bence yok. Üstüne koydukça işte atletizmini kullanarak fiziğini güçlendirerek daha net ve komple bir beke dönüşebilir. Ama şunu diyemiyorum. Mesela Sasha Boy da Due'de işin savunma kısmında biraz daha dolgundu. Aynen. Yani Yeler'de o dolgunluk var diyemiyorum mesela. Yani dengeli bir bek. Öyle söyleyebilirim. Ya burada şey sorayım peki direkt hani bunu Douye'de de sormuştum. Galatasaray'ın ne oynamak istediğini biliyoruz ve görüyoruz da yani hazırlık maçlarında bile Galatasaray bunu çok bariz şekilde gösteriyor. Atılan goller, girilen pozisyonlar bile hep önde baskıyla, çalınan toplarla girilen pozisyonlar oluyor. Şimdi hocanın ana isteği bu ki işte mesela Derikköy'den örnek verelim yine. Hazırlık maçında geçtiğimiz günlerde ön alanda o topu çaldı, golünü attı. Ben sana şunu sorayım o yüzden. Yener sence Galatasaray'ın bu oyununa uygun bir oyuncu mu? Bunları yapabilir mi? Ki burada aslında hani şey işte de vereyim hani Danimarka'da galiba ön alanda en çok top çalan adamlardan biri ama hani fiziksel defoları olması sebebiyle de bu baskıyı da sence Galatasaray için uygun mu yine de? Ya bence uygun. Zaten sanırım biri yazmıştı Danimarka Ligi'nde önden çok top kazanan oyuncu olması değerli bir istatistik. Gerçekten de zaten Şey, çok yani atletik şeyi olduğu için ve söylüyorum. oyunu Eray Can yazmıştı. Öyle evet Eray Can kendi Eray Can yazmış doğru. yapmış. Hani onu da atıfta Ya bulundum. şöyle onu yapıyor. Ön alan baskısında bence Galatasaray oyununda sırıtmayacak bir oyun. Çünkü çok atlet ve gerçekten oyunu bildiği için topun nereye ne zaman gideceğini çok iyi seziyor ve topla rakip arasında hızlı bir şekilde hareketlerle topu kazanıyor. Tabii burada eksiği ne olabilir işte? Ya kazandıktan sonraki orta kalitesi ya da şut tercihi. Şut. Hani ben öyle çok net bir şutunu görmedim. Hatta 5-6 maç izledim. Şut atmamış diye hatırlıyorum. Hani Kö mesela şut atıyor. Şut kalitesi var. Hani Yelert'in belki buraya biraz çalışması gerekirdi. Çünkü topu kazanıyor genelde işte ya Klaason'a ya El Yunus'a ya da Açurri'ye paslar vererek hani
asist öncesi pasını vermeye çalışıyor buralarda. Biraz daha hani kendini inisiyatif alarak şut deneyebilir. İçeri hızlanarak pozisyonu zorlayabilir belki. Tabii bu belki de takımının kendisine verdiği rol gereği yapmıyor da olabilir. Bunu da bilmiyorum. Belki Galatasaray'da Okan Hoca bunları istediğinde çok güzel bir seviyede yapacak. Ama genel manada atletik olması ve driblingçi bir savunmacı olması da onun ön alan presine ben uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımı önde kurgulayacaksınız. Geri dönüşlerde hızlı isimler lazım. Yerler zaten hızıyla çoğu sıkıntısını çözdüğü için ön alan presinde de ben çok ciddi sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Aksine artı katacaktır. Abi burada şimdi şey sormak istiyorum ben. Yer atlayan benim kafamdaki en ciddi çekincelerden biri şuydu. Kopenhag ciddi bir sistem takımı. Yani bunu Galatasaray'a karşı iki maçta da gösterdiler. Avrupa'da zaten gösterdiler ve hani teşbih de hata olmaz ama beni koysan ben bile sırıtmam belki de o sistemin içerisinde belli bir süre sonra. Şimdi bu çocuk orada gerçekten iyi işler yapmış. Ciddi bir maçı da var. Ama sonuçta bir sistem takımından geliyor. Bu alanda sence Galatasaray'da neler yapar? Çünkü burada daha farklı bir oyun, daha farklı bir yapı var. Hani sen Galatasaray'da neler yapabileceğini bekliyorsun? Nasıl bir performans görülür sence? Çünkü ya isim de verelim hatta direkt Martin Linnes diyenler var direkt. Hani yeni bir Martin Linnes mi aldık diye yorum yapanlar da var. Yani ben o yorumların çok acımasız olduğunu düşünüyorum. Bu kadar öyle bir oyuncu değil çünkü. Yani haklısın. Kopenhag gerçekten belli bir sisteme sadık kalarak oynamaya çalışan ve bunu da hani sinir bozma derecesinde iyi yapan Aynen. bir takım. Ve yıllardır buna çalışmışlar. Bunu da meyvesini alıyorlar. Tabii Yelert'in o konfordan çıkıp ya da belli rolleri mükemmel yaptığı için de sırıtmaması normal ama şimdi başka bir ülkeye geliyor. Bence benim gözümde Galatasaray bir sistem takımı. Ön alan presini sonuna kadar zorlamak isteyen ve bunda hani Okan Hoca gerçekten hani son ana kadar gerekirse gol yese bile bu oyundan vazgeçmiyor. Bu da yine Yelert'in bence uyumunu kolaylaştıracaktır. Üstüne işte şimdi Victor Nelson var. Zaten aynı kulüpten çıkma yani aynı kulüpte oynamış oyuncular. Onun olması onun adaptasyonunu belki bir iki basamak hızlandıracaktır. Böyle yani nereye geldim ben bunda değil de biraz daha takım uyumu hızlı olacaktır. Ve şöyle bir durum var. Hani Martin'in nesli ben hiç onu dikkat almıyorum. Şöyle açıklayayım. Ya Elias Yeler zaten belli bir potansiyel havuzu olan bir oyuncu. Yani atletik yönü çok kuvvetli, işte oyun bilgisi iyi, her iki bekte de harika oynayabiliyor. Bunlar çok değerli. Zaten oyuncunun bu yönlerini bildiğiniz için siz bu yönlerine yatırım yapıyorsunuz. Ve kafada gidiyor şu, biz savunmaya bir katkı yaparız. Birkaç eksiğini gideriz. İşte hava toplarında fiziğine biraz ekleme yaparsak bu oyuncudan biz tekrar iyi bir kazanç sağlayabiliriz diye düşünce var. Bence doğru bir düşünce. Yani Yeler henüz 21 yaşında ve gelişmeye çok müsait bir oyuncu. Yani 21 yaşında bir oyuncunun da yaklaşık 150-160 tane profesyonel maçı var. Ve hani Danimarka Ligi'ni geçiyorum. 21-22 tane de direkt Avrupa'da hedef maçı var. Yani bunlar çok kıymetli istatistikler. O yüzden ben Yeler'in Galatasaray'da eksiklerini belli oranda törpüleyerek, gidererek yani buradan tekrardan 9'a geldiyse 15'e, 10'a geldiyse 17'ye öyle bir parayla Avrupa'nın başka ülkelerinde transfer yapmasını bekliyorum. Ya burada keskin nokta şu. Ya fiziksel oyunda ne kadar var olabilecek? O sıkıntı yaşamazsa zaten fizik olarak çok eksik değil. Sadece kuvvet ve birebir temasta biraz eksiği var demiştik. Onları biraz törpülerse zaten Elyas Yeler Galatasaray taraftarının bence çok seveceği bir profil olur. Çünkü hareketli, oyunu sürekli zorlayan bir oyuncu olduğu için tribünlerimiz de böyle isimleri çok sever. Yani şöyle bir açıklayayım hatta. Yani oyun solda akarken sağda oynuyorsa eğer sağdan arkadan kadraja biri uçarak girecek yani öyle bir profil. Hiç boşluk bulduğu an önde biraz koridor olsa o koridoru sonuna kadar zorlayabilen bir oyuncu. Taraftar bunu sevecektir. Ben Elias Yeler'in Galatasaray'da başarılı olmasını bekliyorum. Çünkü gerçekten buraya gelmeyi isteyen bir oyuncu. Hani ısrarlar sonucu gelen bir transfer değil. Gerçekten burada bir şey yapacağına inandığı için gelen bir oyuncu. O yüzden ben Galatasaray sisteminde Okan Buruk gibi bir hoca ile beraber de kendi kariyerini bir iki basamak yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Ya burada şey de var abi mesela 9 milyon euro aşağı yukarı 8 artı 2 milyon 9 artı 2 milyon euro civarı bir şey konuşuluyor. Ya ben şey diye düşünüyorum. Maaşı zaten 1 milyon euronun altında olacak. Ya bu adamın totalde 4 senelik maliyeti Galatasaray'a ya maksimum 15 milyon euro olacak. Atıyorum bonservisi 6 milyon olup maaşı 2 milyon olsa çok maliyetli durmayacaktı insanlarda. Çünkü biliyorsun bizde sadece bonservise bakılıyor. Yani Galatasaray Evet. Yerat'tan faydayı alsın. Ya mesela Nelson bugün Galatasaray'ın fayda aldığı bir isim. Nelson da ucuza gelmemişti bonservise baktığında ama bugün satmak istesen ya
satmasak daha iyi diye baktım bir oyuncu. Çünkü çok güvenebildiğim bir stoper. Şimdi Yelat'le de aynı şey olursa bence Galatasaray için çok win-win işi yani. Burada katkıyı al yeter ki yani Danimarka'yı da bu bağlamda bence hakikaten bizim belki de biraz belli noktalarda örnek de almamız gerekiyor. Yani Matias Rost Galatasaray'ı hiç oynatmadı ama gelirken 200 tane maçı vardı onun da. Bizde kaç tane o yaşta oyuncunun Evet. bu civarda maçı oluyor? Bu bağlamda da değerli yani. Ya yani şey, insanların şu algısı çok yanlış bence. Genelde insanlar izlemediği için hemen peşin yargı ya Danimarka'dan oyuncu mu alınır? Ya Danimarka Ligi şu anda, yani ben bir İngiliz kulübü olsam önce Danimarka'ya bakarım, sonra Türkiye'ye bakarım mesela. Çünkü Danimarka'dan ne alabileceğimi biliyorum ben. Ya Türkiye Ligi'nde 3 büyük takımın rakipleri karşısında ezici bir üstünlüğü var oyun olarak. Net göremiyorum ama Danimarka Ligi'nde oyuncuların her şeyini görebiliyorsunuz ve gerçekten altyapıda net bir eğitim aldığını, bilimsel bir eğitim aldığını biliyorsunuz. Bu bir artı mesela. Ama Türkiye'de yani çocuklar, affedersiniz, tarlada maç yaparak yükseliyor ki bu çocuklardan bir de siz 20 milyon euro kazandırmasını bekliyorsunuz. Zaten öyle kazandıran oyuncu gerçekten olağanüstü yetenek Türkiye'de. Bunu söyleyelim. Ya benim hep savunduğum noktada şu: yüksek bonservis, az maaş. Hiçbir zaman Aynen. kaybettirmeyecek bir sistem bence. Çünkü Yelert 3 milyona gelir ama 3,5 milyon maaş verirsiniz. İngiltere'ye satacakken adam 1 milyon maaş verecek belki ama o oyuncu gitmek istemeyecek haklı olarak. Çünkü burada dünyaları kazanıyor. Ama yüksek bonservis verip çok düşük maaş tuttuğunuzda satarken de eliniz kuvvetli olacak. Çünkü oyuncu zaten burada 800 alıyorsa orada 901 alacak. Belki ufak bir yükseliş yaşayacak. Ama siz hani oyuncunun gitmeme yönünü kapatmış olacaksınız. Bu değerli bir istatistik bence, ya da değerli bir veri diyelim. O yüzden ben Elias Jelert'in hiçbir şey oynamasa bile, duvarda da söylemiştik bunu, 21 yaşında Danimarka milli takımının bence ikinci sol beki Victor Christiansen'den sonra Leicester City oyuncusu. Ve burada biraz bir çıkış yakalarsa Christiansen'in de bir sendeleme sonrası direkt birinci sol bek de olabilir ki zaten A milli takım maçı da oynamış Yeler'de. O yüzden de artısı var. Yani Galatasaray'ın ben hiçbir şey oynatamasa bile Yeler'den, hani 9 aldıysa yine 8'e 7,5'a bir şekilde belli bir yere satabilecek durumu olacaktır. O yüzden bu transferler kesinlikle kaybettirmez. Ben Galatasaray'ın bu tarz profillere gitmesinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden de takdir ediyorum açıkçası. %100 aynı fikirdeyim. Yani zaten şu da var. Bizim kulüplerimizi genelde batıran ödedikleri yüksek bonservis çok olmuyor. Sezon içinde maaşları ödeyemiyorlar. Bunun sebebi de yüksek maaş durumu olması. Yani Galatasaray burada aslında biraz doğru bir profile gidiyor. Yani maaş olarak söylüyorum. Bence de doğru yolda bu. O yüzden hani doğru bir profile gidildiğini düşünüyorum ki burada şey benim açımdan sevindirici. Yani Yaman Bisaka bu ligin çok üstünde bir oyuncu. Elbette yani ona hayır demek çok büyük lüks ama yıllık 4 Evet. milyon euroluk bir sağ bek tercihindense böyle bir tercih Galatasaray'ın maaş ödeme noktasında daha rahatlatır elini. Ya bunu şundan vurguluyorum. Hani hep Sacha Boey'in parası nereye gitti diye konuşuluyor yani. Ya bunu birçok insan biliyor da çok kulüp dillendirilmiyor diye insanlarla belki çok konuşmuyor. Maaş ödemesine. Çünkü Galatasaray o dönem maaşları ödemekte zorlanıyordu. Boye'den gelen para Galatasaray'ın sezonunu kurtardı o dönem. Tekrar aynı şeyi yaşamamak açısından belki de Galatasaray'ın burada 21 yaşında işte 900 bin euroluk bir maaş altına gitmesi ya da Doué gelseydi onda da 1,2-1,3 konuşuluyordu. Yani bu seviyelerle gitmesi daha doğru kulübün sürdürülebilir olması açısından. Abi ben çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi benim eksik kaldığım illaki şeyler vardır. O yüzden ben sana son Estağfurullah. sözü bırakayım. Eklemek istediklerin yeraltı dahil neler? Yani son ben de şey söyleyeyim, hani artı ve eksi nedir? Herkesin net fikri olsun açısından. Ya oyuncunun en büyük artısı dribling yeteneği, çok kuvvetli, atletik bir oyuncu. Oyun bilgisinin çok iyi olması ve her iki bekte de çok iyi katkı vermesini söyleyebiliriz. Eksik taraflar işte savunmada bence temaslı oyunda, birebir temasta biraz sıkıntı yaşıyor. Bunu söyleyebiliriz. İşte dediğim gibi hep odağını biraz daha öne ivmelemek olduğu için zaman zaman hani yerinde sıkıntılar yaşayabiliyor ama bunu genelde hızıyla kapatıyor zaten. Hava toplarını söyleyebiliriz ve tercih hataları. Yani üçüncü bölgede zaten çok aktif, hücuma mükemmel bir etki bıraktığını söylemek güç. Çünkü şutlar yetersiz bence. Orta kalitesini geliştirmesi gerekiyor ya da şut paslarını geliştirmesi gerekiyor. Ve topu kazandıktan sonra hızlandığında çok iyi hızlanıyor ama işte orada o keskin pası verirken bazen sıkıntı yaşayıp bu sefer arkada çok eksik kalabilirler. Bunları söyleyebilirim. Ama ben genel manada Elias Jelert'in Galatasaray'ın aradığı bir profil olduğunu düşünüyorum. Her yönüyle şöyle maliyet açısından, geliştirebilirlik ve sürdürülebilirlik açısından çok değerli. Çünkü Doué yayında da söylemiştik.
Galatasaray'a askerler de lazım. İşte Elyas Yeler Aynen. net bir asker olur bu kadroda. Çünkü yani Hakim Ziyech size maç kazandırır, şey yapar ama Elyas Yeler size belki 3-4 senenin gelirini sağlayabilecek bir oyuncu. Yani böyle profillere gidilmesini ben doğru buluyorum. Yani bir de şu var ya, Galatasaray her sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final oynamıyor zaten. Ya bu Aynen. sene de Elyas Yeler'le oynamayı versin. Ama Elyas Yeler'in biraz sivrildiği bir durumda belki de gelecek seneki transfer bütçenizin yarısını buradan çıkarabilirsiniz. Böyle bir artısı var. O yüzden bu tarz hamleleri ben doğru buluyorum. O taraftarların da oyuncuya destek vermesini bekliyorum ki zaten Yeler 2-3 maç sonra taraftarlara kendisini çok sevdirecek çünkü çok hareketli, çok istekli, sürekli konsantre, işte kayarak top kazanmaları, her yönüyle taraftarı seveceğini bir profil olduğunu düşünüyorum ben ki buraya çok isteyerek gelmesi bence en büyük artı. Her şeyden öte çok büyük bir artı olacak. Yani inşallah Galatasaray kariyeri çok başarılı geçer. Bizim de dediklerimiz çıkar. Yeler de buradan 17-18 milyon euroya belki bir İspanya La Liga olabilir. Belki Almanya Bundesliga olabilir. Öyle bir lige transfer yapar diye düşünüyorum ben. Teşekkür İnşallah. ederim davet ettiğin için de. İnşallah faydalı bir yayın olmuştur. Abi ben çok teşekkür ediyorum. Çok bilgilendirici bence bir yayın oldu. Ya ben dediklerine katılıyorum %100 ki Yerel'de şöyle bir avantaj da var. Hani işte bu ayda biraz daha geç gitmesinin sebebi belki de oydu Avrupa'ya yani. Hani geçmişte çok büyük başarılı bir iyi bir kariyeri yoktu. Galatasaray'da o parlamayı, sıçramayı yaptı ama Yerel'in Kopenhag döneminin de kötü durmaması sebebiyle burada dediğin gibi bu sezon belki Avrupa'da iyi bir görüntü sergilerse belki Galatasaray daha kolaylaştırabilir. Hani tabii Boye kadar yüksek bir meblağ olacağına çok ihtimal vermiyorum ama çünkü o çok başka bir seviyeydi. Ama hani dediğin gibi Yani Galatasaray o için çok başka bir seviyede, iyi bir hamle olduğunu ben de düşünüyorum. Yani taraftarlar bazında da hani buraya gelmeye istediği bilindiği için zaten artık pozitifle de başlıyor. Ya bundan ya sonrası kafada bir artı yazdı zaten direkt hani. yani. Abi zaten şöyle bir durum da var. Yani onu da söylemek lazım. Yani Galatasaray'ın kıymetini bilecek adamlar lazım bize. Yani burası çünkü ya tamam bizim ülkemize gelmek istemeyen oyuncuyu anlayabiliyorum. Ya çünkü göz önünden uzaklaşıyorsunuz. Mesela Nelson belki bu Galatasaray'daki performansını İtalya'da Monza'da gösterse Danimarka bir takımının birinci stoperi olabilirdi. Burada o şansı biraz daha zor elde ediyorsun ama ya günün sonunda da burada müthiş Evet. bir şehir var. Çok güzel bir şehre geliyorsun. Şampiyonlar Ligi oynuyorsun. Şampiyonluk mücadelesi veriyorsun. Yani çok da değersiz yerde Ya değil. tutkulu bir şehre geliyorsun yani. Ya Ya bir müthiş kere bir hani o da olacak. sen biraz Yani. sen bir adım attın zaten tribünler, taraftarlar sana Aynen. 10 adım atıyor böyle bir şehir. Hani direkt kralsın burada. Bu hissiyat zaten yerler geldi bunları yaşayacak. Ya tabii eksisi olduğu kadar artısı da var. Ama hani artık bence buna evrilmemiz lazım. Oyuncuları buraya biraz daha cazibe merkezi göstermemiz gerekiyor. Ya bizim kurtuluşumuz bu çünkü hani ekonomimiz ortada, futbolun geldiği nokta ortada. Aynen. Bizi bu tarz hamleler, bu tarz doğru işler kurtaracak. Ya inşallah Hiyerler'de bunların başlangıcı oldu, devamı da hızlı bir şekilde gelir diyelim. Ya bir de işin güzel yanı şey. Mesela Yerelt 2021-2022 sezonundaki gibi bir Galatasaray'a gelmiyor. Çünkü ben o takımı çok seviyorum gerçi ama o takımda bariz bir komutan eksiği vardı. Genel eksiği vardı. Ne Feghouli, ne Babel. Evet. Arda zaten sakatlardı Turan. Yani bunlar o profiller değillerdi ve olamadılardı zaten. O takım o yüzden sürüklenip gitti. Bu takımda şimdi Icardi var. Torreira var. Muslera zaten o takımda da vardı ama burada da var. İşte lider diyebileceğimiz bir Nelson. Hakimizi çok iyi. Hakim Ziyech var. Yani burada bizim ihtiyacımız olan dediğin gibi askerlerle o orada iyi bir ekleme oldu. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Son bir şey ekleyeyim sadece. Bir iddia olsun yani bu da. Ben Yeler'in Şampiyonlar Ligi maçının ilk maçı belki sağ bek oynayabilir ama ondan sonraki 2-3 maçta muhtemelen soldaki geçeceğini düşünüyorum ben. Hani Derrick Köhn'ün orada yaşatacağı bir zafiyet olursa hemen Yeler sol bek, Kaan Ayhan sağ bek şeyini görebiliriz. O gününü görürsek eğer buradan da kesit alıp inşallah şey Twitter'a atarız hep beraber. Bana da bu arada çok mantıklı geliyor bu senaryo anlattıklarından sonra. Çok teşekkür ediyorum abi. Umarım Galatasaray tabii orta sahaya da iyi bir hamle yapar da Kaan Ayhan'ı rahat rahat sağ beke çekme şansı da olur. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Furkan Buraoğlu'nun Twitter adresi de açıklamalarla olacak. Kendisini çok daha güzel analizler içinde takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerde kalın.